Bu filmde Halide Edip adı var senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, benim adım Halide Edip adı var. Türk yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmenim. Halide Onbaşı olarak da bilinirim. Beni tanımak ister misiniz? 1884 yılında İstanbul'da Mor Salkımlı diye adlandırdığım evimizde doğdum. Annem ben küçükken vefat etti ve beni anneannem büyüttü. Kendisi görgülü, eğitimli, tam bir Osmanlı hanımefendisiydi. Bu sebeplerle anneannem hayatımda en etkilendiğim kişi oldu. Okumayı ve öğrenmeyi çok seven bir çocuk olduğum için babam eğitimim ile özel olarak ilgilenirdi. Evimize özel öğretmenler gelirdi ve piyano dersleri alırdım. Babamın da isteğiyle Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde okudum. Şair, filozof ve devlet adamı olan Rıza Tevfik Bölükbaşı'ndan Fransız Edebiyatı dersleri aldım. Dönemin önemli matematik bilgini olan Salih Zeki'den de dersler alıyordum. Bu koleji bitiren tarihteki ilk Türk kızı ben oldum. İyi derecede öğrenmiş olduğum İngilizce sayesinde çeviriler yaptım. Ünlü İngiliz matematikçilerin yaşam öykülerini, İngiliz edebiyatından da birkaç eserin Türkçe çevirisini yaptım. Seviye Talip, Handan gibi ilk romanlarımda sevgiyi anlattım. Vatan sevgisi, aile sevgisi, öğrenmeye ve öğretmeye olan sevgiyi hep içimde barındırdım. Bu kitaplarımda Türk romanlarında daha önce bulunmayan kadın kahramanlardan söz ettim. Bu kadınlar güçlü kişiliği olan, haklarını savunan, kültürlü, resim ya da müzik gibi sanat alanlarında yetenek sahibi, yabancı dil bilen kadınlardı. Eserlerimdeki asıl amacım, kadın kahramanların kişiliklerini erkeklerin gözüyle değerlendirmekti. Böylece toplumda fazlasıyla geri planda kalan kadınlar fark edilip öne çıkabilecekti. Gazetelere kadın haklarıyla ilgili yazılar yazdım. Kız öğretmen okullarında öğretmenlik, vakıf okullarında müfettişlik yaptım. Sinekli Bakkal adlı ünlü romanım, bu görevler gereği İstanbul'un eski ve arka mahallelerini tanımam sayesinde ortaya çıktı. Abdülhamit dönemindeki Türk toplumunun durumunu anlatan Sinekli Bakkal romanımdaki olaylar, siyasal ve toplumsal sorunlarla gelişiyordu. Romanım, fakir aileler, zengin konaklar, saray çevresi ve Abdülhamit zamanının İstanbul'unu anlatmasıyla çok ilgi çekmişti. Ödül alan bu eserim, Türkiye'de en çok baskı yapan roman olmuştu. Balkan Savaşı yıllarında kadınlar toplum yaşamında daha önemli bir yer almaya başlamışlardı. Ben de bu yıllarda Kadınları Yükseltme Derneği kurucuları arasında yer aldım ve yardım işlerinde çalıştım. Balkan Savaşları 1913'te sona ermişti. Öğretmenlikten ayrılıp kız mektepleri umumi müfettişliği görevine başladım. Birinci Dünya Savaşı başladığında bu görevdeydim. Cemal Paşa'nın davetiyle okul açmak için Lübnan ve Suriye'ye gittim. Arap eyaletlerinde iki kız okulu ve bir yetimhane açtım. Türk ordularının Lübnan ve Suriye'yi boşaltması üzerine İstanbul'a döndüm. Hayatımın buraya kadar olan bölümünü Mor Salkımlı Ev adlı kitabımda anlattım. Ülkemizin işgal edilmesi üzerine İstanbul'da ardı ardına protesto mitingleri düzenlenmekteydi. İyi bir konuşmacıydım. Bu sebeple Fatih mitinginde kürsüye çıktım. Bu miting ilk açık hava mitingiydi. Yaptığım konuşma ile akıllarda büyük bir iz bıraktım. Üsküdar, Kadıköy ve Sultanahmet mitinglerine de katıldım. Ankara Kızılay Başkanı oldum. Ben de orduya katılmak istiyordum. Bu isteğimi önderimiz Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla ilettim. Ona bu savaşta yer almayı ne kadar çok istediğimi rica ederek bildirdim. Beni cephe karargahında görevlendirdi. Sakarya Savaşı sırasında onbaşı oldum. Savaş boyunca başarılı bir şekilde görev yaptığım için rütbem başçavuşluğa yükseltildi. Türk'ün Ateşle İmtihanı, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Zeyno'nun Oğlu adlı eserlerim, Kurtuluş Savaşı sırasında şahit olduğum olaylardan esinlenerek kaleme aldığım eserlerimdir. Bunu savaştaki deneyimlerime borçluyum. Savaştaki yararlılığımdan ötürü İstiklal Madalyası ile ödüllendirildim. Kurtuluş Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı. Cumhuriyetin ilanından sonra Akşam, Vakit ve İktam gazetelerinde yazarlık yaptım. 4 yıl İngiltere'de, 10 yılda Fransa'da yaşadım. Buralarda yaşadığım dönemde kitap yazmayı sürdürdüğüm gibi
Türk kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla pek çok yerde konferanslar verdim. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir defa da Hindistan'a davet edildim. 1950 yılında İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdim ve bağımsız milletvekili olarak görev aldım. Bir süre bu göreve devam ettikten sonra artık dinlenmek üzere ayrılıp evime çekildim. Dönemin dış ülkelerde en çok tanınan Türk yazarı olmuştum. Kitaplarımdan bazıları İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça gibi pek çok dile çevrildi. Bu başarılarımı aldığım eğitimlerden çok istikrarlı ve cesur oluşuma borçluyum. Kadınlar, annelerimiz bizim ilk öğretmenlerimizdir. Bu nedenle eserlerimde kadın ve çocuk eğitiminin öneminden bahsettim. Sadece eserlerimle değil, bu konuda yaptığım işlerle de ön plana çıktım. Sizler de ne şartlar altında olursanız olun, inandığınız ve yapmak istediğiniz işler için mücadeleden asla vazgeçmeyin.